Sadece sevgi istedikleri. Biraz yemek, biraz da su. Terk edilmek onlar için dayanılmaz bir acı. Bir evin sıcaklığı, bir elin başlarını okşaması dünyalara bedel aslında. Ama onları bir eşya gibi gören, bakışlarındaki anlamı çözemeyenler karanlık bir ortama atıveriyorlar acımasızca. İstanbul'un ormanları yürek sızlatan o masum gözlerle dolu. Polonezköy Paşa Caddesi'ndeyiz şu anda. Burası sahipsiz köpeklerin çoğunlukla bulunduğu bir yer. Ne yazık ki yazları köpekleri alıyor vatandaşlar. Çocukları sevinsin diye, kendileri sevinsin diye yazlık bahçelerinde ya da kiraladıkları sezonluk yazlıklarda ve sonra giderken kışa doğru bu masum hayvanları orman içine bırakıp terk edip gidiyorlar. Gönüllüler, hayvan dostları bir şeyler yapmaya çalışıyorlar o canlar için. Ama yetmek oldukça güç. İşte bakın, gönüllüler bazı kulübeler yapmışlar. Tabii kış aylarından çıktık. Kış ayları onlar için çok zor geçti ama ne yazık ki şimdi de sıcaklar başlayacak. Sıcakta da en çok ihtiyaçları olan şey su. Hepsi sahipli. İnsanlardan her şeye rağmen korkmuyorlar. İşte bakın şu anda sevdiğim köpek bir evden çıktı belli. O kadar uysal ve akıllı ki. Hem sevgiye de hasret. Ha? Ha? Ne haber? Kim bıraktı seni? İşte genellikle yazları çocuklarını sevindirmek için alıyorlar bu güzel hayvanları, köpekleri. Ancak kışa doğru büyüyor, yazlık sefası bitiyor. Ve ne yazık ki burada Beykoz ve benzeri yerlerde ormanlık alana terk edip gidiyorlar bu köpekleri. Ne o? 3-4 ay yavrularını sevindirdiler. Acaba kendi yavrularını, kendi çocuklarını böyle bırakabilirler mi sokağa? Hı? 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 Kim bıraktı seni? Hı? Kim bıraktı seni? Özledin mi sen aileni? Hı? Özledin mi aileni? Hı? Hı? Özledin mi sen? Ben şimdi mama getireceğim size. Belediyeler aşılarını yapıp kayıtlarını tutuyor. Ama bu onların yaşamaları için yeterli değil. Kaçmayın ya, kaçmayın. Bak arkadaşınızla tanıştık. Bir sıkıntı yok, değil mi? Hepsi tabii belediye tarafından, kim bilir hangi belediyeler olduğunu bilmiyorum. Hepsi kulaklarından işaretli. Aşıları herhalde düzenli yapılıyor diye tahmin ediyorum ama burası değil yerleri. Burası olmamalı bunların yerleri. Bunlar için çok güzel barınaklar yapılabilir, bağışlar toplanabilir, gönüllülerin çalışacağı yerler yapılabilir. Gel, kaçma oğlum, kaçma. Gel. Bazılarının neler yaşadığını tahmin etmek bile zor. Anlatmak için kelimeler yetmiyor. Az önce de yaşadık aynı şeyi. İnsanlardan korkuyor bazıları. Yanına yaklaşır yaklaşmaz hemen kaçmaya başlıyorlar ve gözlerindeki korku ifadelerini hissetmemek mümkün değil. Kim bilir ne acılar çekti, ne de ayaklar yedi. Belki de sahipliydi ve sahipleri onu buraya terk etti. Ve o yüzden insanlarla tüm ilişkisini kesti. Belki de en doğrusu bu zaten onun için. Ormanda var olma savaşı veren bu yavruların halleri ise içler acısı. Burası onlar için ölüm demek. Normalde bu yavruların aslında olmaması lazım. Çünkü belediyenin denetiminden geçtikten sonra bu köpekler buraya bırakılmadan önce aşılanıyor ve kısırlaştırılıyor. Normalde bunların doğmamış olması lazım. Annelerinin kısır olması lazım. Demek ki yeni terk edilen, daha etiketlenmemiş bir dişi köpeğe ait bu yavrular. Çok çelimsiz duruyor. Ne yazık ki böyle bir ortamda dünyaya geldi. Yüzlerce candan sadece birkaçı onlar. Onların sesi olmaksa hepimizin görevi.